Bir grup insan diyor ki işte karbonhidrat yemeyin çok kötü diyor. Bir grup insan da diyor ki yiyin. Eğer karbonhidrat yemezseniz vücudunuzda belirli fonksiyonlar iyi çalışmaz diyor. O yüzden acıkınca yiyip doyunca durmamız gerekiyor. Mesela bir diyet uyguluyoruz, olmuyor. Diyeti bırakıyoruz ama kendi içsel faktörümüz olmadığı için bir tane daha diyet yapıyoruz. Zincire bir halka daha ekleniyor. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz. Ee, birazcık kendimi tanıtarak başlayayım, ee, çünkü beni tanımayanlar da varmış burada. Ee, benim ismim Pırıl, ben doktor diyetisyen ve psikoloğum. Ee, genelde bunu söylediğim zaman insanlar hem sevinirler hem de nasıl hepsi aynı anda olabiliyor gibi merak ederler. Merakı olanların merakını giderim. Ee, ben iki bölüm okudum hem beslenme hem psikoloji. Ve evet haklısınız ikisi birbiriyle çok ilintili olan konular. Zaten e, bu seride de bunun ne kadar ilintili olduğundan e, aslında bahsedeceğim. E, Pırıl adında bir danışmanlık şirketim var, hem bireysel hem de kurumsal danışmanlıklar veriyorum. E, aynı zamanda akademisyenim, e, Acıbadem Üniversitesi'nin sporcu beslenmesi yüksek lisansında ders veriyorum. E, bir klinik diyetisyenim ben. Klinik diyetisyen demek hastalıklarda çalışan diyetisyen demek aslında. Bu yatan hasta da olabilir. Ya da kronik hastalık dediğimiz işte diyabet, kalp hastalığı gibi hastalıklarda çalışıyor da olabilir. Ee, ama bunun yanında benim iki tane uzmanlığım var. Bir tanesi yeme davranışı, bir tanesi de sporcu beslenmesi. Bugün özellikle yeme davranışı anlamında hani çok sıklıkla konuşacağız. Yeme davranışı deyince belki aklınıza yeme bozukluğu geliyor olabilir. Ee, ama bizim normal yeme tutumu dediğimiz bir tutum var, bir de yeme bozukluğu dediğimiz bir başka aslında nokta var. Bunlar birer noktalar kendi içerisinde ve bu ikisinin arasında çok geniş gri bir alan var. Ee, biz patolojiyi tanımlayabiliyoruz, bu bir yeme bozukluğu diyebiliyoruz. Biz normal yeme tutumunu da tanımlayabiliyoruz, bu normal bir yeme tutumu diyebiliyoruz. Ama bu ikisinin arasında kalan alanda aslında popülasyonun çok büyük bir kısmı var. Bu büyük kısma gelirsek eğer. E Nedir bozulmuş yeme tutumu? Bu ikisinin arasında kalan alan derseniz eğer. gününüzün büyük bir kalanını ne yiyeceğim, ne kadar yiyeceğim, çok mu yedim, az mı yedim diye düşünüyorsanız. Bedeninizden zaman zaman memnuniyetsiz oluyorsanız. Bu sizin normal sosyal hayatınızı etkiliyorsa. Sürekli olarak bir başkasının neler yaptığını takip etme ihtiyacı hissediyorsanız. Ne zaman, ne kadar, ne yiyeceğiniz konularında bozulmuş bir yeme tutumuna sahipsiniz diyebiliriz. Ben psikoloji okurken böyle klinik dersinde hocanın ilk söylediği şey şuydu. Şimdi burada bir takım hastalıkları anlatacağız. Bunları sakın üstünüze alınmayın. Çünkü burada anlattığımız şeylerin birçoğu sizde olabilir demişti. Zannediyorum biraz önce bozulmuş yeme tutumuyla ilgili anlattığım şeylerin birçoğuna sahip olabilirsiniz. Bunların süresi ve miktarı çok önemli. Ve burada bir müdahale yapmamız çok önemli ki yeme bozukluğu kısmına aslında geçmeyelim. O zaman öncelikle şu fabrika ayarlarıyla bir başlayalım. Fabrika ayarları bildiğiniz üzere genelde e, özellikle teknolojik aletlerde e, başlangıç noktasına dönmek için kullandığımız bir tabir. E, telefonumuz hata verdiğinde fabrika ayarlarını geri döndürelim deriz. Bu aslında olan biten her şeyin geriye alınması e, bildiğiniz olumlu olan şeylerin de mesela güzel fotoğraflarınızla gitmesi anlamına aslında gelebilir. E, ama bozulmuş yeme tutumuna sahip olduğumuz zaman ya da böyle düşüncelere sahip olduğumuz zaman gerçekten fabrika ayarına gitmek bizim için çok anlamlı oluyor. Çünkü biz dünyaya geldiğimiz zaman aslında fiziksel olarak açlığımızı, tokluğumuzu, doyduğumuz noktayı bize rahatsızlık veren noktayı tanımlayabiliyor olarak dünyaya geliyoruz. Ancak büyürken daha sonra çeşitli dışsal faktörler bizim bu özelliklerimizi, bu anlayışımızı kısıtlamaya aslında bir noktada başlıyor. Bunlar çok iyi niyetli sebeplerden bu arada olabilir. Mesela okula gidiyoruz. Ee, ...yemekhanede yemek yiyoruz ve öğretmenimiz diyor ki... ...yoğurtla ıspanağı birlikte yemen gerekiyor diyor. Ya da eve geliyoruz, annemiz diyor ki... ...çok iyi niyetli bir şekilde bu arada bunu yapıyor. Birazdan yemek yiyeceğiz, bir şeyler yemesen daha iyi olur... ...ya da abur cubur yemesen daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ve biz aslında bir çocuk olarak... ...köfte e, yemezsem eğer çikolatamı yiyemeyeceğim gibi... ...düşünmeye başlayabiliyoruz. Yani ne zaman, ne kadar, ne yiyeceğimizle ilgili olan bilgiler... Aslında yavaş yavaş bir noktadan sonra karışmaya başlıyor. Birazcık daha yaşımız büyüdüğü zaman özellikle ortaokula yaklaştığımız zaman yine kız çocukların arasında yaygınca görülen bu diyet davranışında mesela diyelim ki arkadaşımız diyor ki ben artık ekmek yemeyeceğim diyor ve siz normalde rahat bir şekilde ekmek tüketirken kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben bugün bunu neden yiyorum? işte Ayşe yemiyor. Ayşe neden yemiyor gibi. Diyet yapmaya başlayabilirsiniz ee, ve bir diyetisyen size söyleyebilir. Diyetisyen çok doğru şeyler söyleyebilir ama bunu yanlış anlayabiliriz ve bir noktada ne zaman, ne kadar, ne yiyeceğimize dair olan bilgiler aslında gitmiş olur. Bununla ilgili en kötü olan şey nedir diye sorarsanız eğer, bunlar dışarıdan bir takım gelen bilgiler olduğu için ve dışarıda çok fazla sesi olduğu için bunların hepsini yapmaya çalışırsak eğer hatlar çok karışabilir. Mesela günümüzün popüler diyetlerine baktığınız zaman bir grup insan diyor ki iki öğün beslenin, işte arada atıştırmalık yapmak kötü diyor. Bir grup da diyor ki arada atıştırmalık yapmazsanız eğer metabolizmanız yavaşlar diyor. Şimdi bu ikisini aynı anda yapabilme şansımız var mı? Elbette ki yok. Bir grup insan diyor ki işte karbonhidrat yemeyin çok kötü diyor. Bir grup insan da diyor ki yiyin eğer karbonhidrat yemezseniz vücudunuzda belirli fonksiyonlar iyi çalışmaz diyor. Ve dışarıdan bir kişinin bunu tam anlamıyla anlaması bir miktar zor. O yüzden de e, bu yaptığımız çalışma fabrika ayarlarına dönme çalışması. Günümüzde bunu özellikle son e, 10-20 senede zihinsel ve bedensel bir takım şeyleri ayırarak çözmeye çalıştığı bilim e, ve tabii ki toplum da aynı zamanda mesela şunun gibi işte beslenmeniz ayrı, kilonuz ayrı, zihinsel sağlığınız ayrı gibi. Ama bu böyle değil. Aslında biz bedenimizle bu dünyada var oluyoruz. Bu bizim fiziksel halimizle alakalı ve aynı zamanda zihnimizde de birçok şey var. Zihnimizin ayrı bedenimizin ayrı çalışması çok mümkün değil. Hani bunu böyle özlü sezlerimizden de görebilirsiniz aslında. Kendiniz de deneyimleyebilirsiniz benzer bir şekilde. Burada zihnimizle bedenimiz arasında bir ip olduğunu düşünebilirsiniz. Bu ip kimi zaman bir parça gevşemeye başlıyor. Bunu sadece beslenme özelinde düşünmeyin. Yaşadığımız toplumda bunun başka örnekleri de var aslında. Mesela şu anda Türkiye'de yani Türkiye popülasyonunda kabul gören şey ne? Üniversiteye gitmelisiniz, mutlaka master yapmalısınız, mümkünse İngilizceyi ana diliniz gibi konuşmalısınız. Birkaç tane dil daha konuşursanız bu süper olur. 25-30 yaşına gelmeden evlenmeniz gerekiyor. Eğer kadınsanız 30 yaşından önce muhakkak bir çocuk sahibi olmanız gerekiyor. Ee, bu arada işlerinize devam edeceksiniz yani. Hani onlara <laughs> ara verme şansınız kesinlikle yok. Hasta olmayacaksınız, yorulmayacaksınız ee, ve o zaman mutlu olabilirsiniz diyorlar. Bir grup insan bunu gerçekten yapıyor. bunun bütün adımları tek 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 tamamlıyor. Ve diyor ki ben hiç mutlu değilim. Herhalde yeterince iyi yapmadım diyor bunları. O zaman diyor ben ne yapayım bir çocuk daha mı doğrayım diyor. Bir master daha mı yapayım diyor. Ve iş kötü bir noktaya gitmeye başlıyor. Kilo vermeye de bu açıdan bakıyoruz aslında kilo verdiğimiz zaman kendimizi biraz iyi hissediyoruz belki ve diyoruz ki biraz daha iyi hissetmek için biraz daha kilo versem iyi olabilir diye düşünüyoruz. Ve kilo vermeden olan beklentilerimiz artmaya aslında bir noktadan sonra başlıyor. Bu da diyet yapma davranışı ile ilgili ortaya birçok problemi bizim için çıkartıyor diyebilirim. Bu bahsettiğim görünmez ip hepimizde var ve doğduğumuzda dünyayı gözlerimizi açtığımızda aslında bu ip çok kuvvetli. Bir bebeğin doğumuna şahit olmuş olabilirsiniz ya da büyümesine ya da bir çocuğunuz olabilir. Dolayısıyla yüzde yüz şahit olmuş olabilirsiniz. Bebek dünyaya geldiği zaman ağlar. Ağladığı zaman annesi memeye verir ya da memeyi kabul etmiyorsa mama verir. Çocuk emmeye başlar ya da yemeye başlar ve bir yerden sonra lıklamaya başlar ya da uyuyakalır. Ve annesi memeden alır, bebek uyur. Ondan sonra tekrardan bebek uyanır. Hatta ilk yeni doğduğunda daha sık uyanır ya da uyandırmanız gerekir aslında. Gibi bir dönem olur. Biz yeni doğmuş olan bebeğimize ya da arkadaşımızın bebeğine şey diyebilir miyiz? Altıdan sonra lütfen acıkma, <laughs> altıdan sonra metabolizma yavaşlıyor. Böyle bir şey diyemeyiz değil mi? O yüzden dünyaya geldiğimiz zaman aslında biliyoruz açlık ne demek, tokluk ne demek. Ama bu dışsal faktörler sebebiyle o ip yavaş yavaş gevşemeye başlıyor yeme bozukluğunda yani bu spektrumun en ucunda ip yok ortada. Dolayısıyla bu kişilerde böyle çalışmalar yapmaktansa öncelikle psikoterapiye başlamaları, daha sonra burada yaptığımız çalışmalar aslında yapılmasını ya da birlikte yürütülmesini öneriyoruz olabildiğince. Bununla ilgili bir güzel şey de belki bu bir motivasyon da olabilir. Zihnimizle bedenimiz arasındaki ip sadece yeme davranışımızı kontrol etmiyor. Uyku, kendimizi iyi hissetme, yorgunluğumuzu algılama Hidrasyon, su içmemiz bunları da aslında yapıyor. Dolayısıyla bu çalışmaları yaptığınızda bedeninizle olan ilişkinizi, o aradaki ipi kuvvetlendirdiğinizde aslında yorgunluğunuzu da daha iyi anlayabiliyorsunuz. Su içmeniz gerektiğinde daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ve en güzel kısmı duygusal olarak da kendinizi daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü yaşadığımız toplum demini anlattığım gibi Fırıl eğer bir Nike eventi yaparsa mutlu olmalıdır diyebilir. Ama ben çok mutlu olmama rağmen buradan çıkışta bir şeye üzülebilirim ve o zaman kendimi yetersiz hissetmeye aslında başlayabilirim. Ya da ben şu an buraya çıktığımda kendimi çok stresli hissediyor olabilirim. Ama stresim hakkında, kaygım hakkında konuştuğumda belki korktuğumu fark edebilirim. Ee, belki hata yapmaktan endişelendiğimi fark edebilirim. Yani o duygunun içinde de aslında birçok e, duygu yer alıyor diyebiliriz. Bizim amacımız bu ipi yeniden kuvvetlendirmek. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü o dışsal faktörleri yüzünden kendi içsel faktörümüzü kaybettiğimizde mesela bir diyet uyguluyoruz, olmuyor. Diyeti bırakıyoruz ama kendi içsel faktörümüz olmadığı için bir tane daha diyet yapıyoruz. Zincire bir halka daha etkileniyor. Ve bu bir kronik döngüye dönmeye başlıyor. Ve kişiler kendilerini şöyle hissediyorlar. 15 senedir diyet yapıyorum. Bu sektördeki birçok diyetisyenle artık arkadaşım. Ama maalesef ben hala hedefime ulaşamıyorum derken bulabiliyoruz. Ve gerçekten yüzlerindeki o yorgunluk, bıkkınlık anlaşılabiliyor. Ee, ve bir diyet daha aslında denemek istemiyorlar böyle bir noktaya gelindiği zaman. Dolayısıyla bizim bu döngüyü kırmak istediğimiz noktada genelde bu kişiler 15 sene boyunca şöyle bir amaca gidiyor. Herhalde ya ben iyi bir danışan değilim ya da diyetisyenim iyi bir e, uzman değil. Başka bir diyetisyene gidiyor. Ya da o gittiği diyetisyenin sonuçlarına bakıyor. Bu insanlar çok başarılı diyor Herhalde ben yetersizim diyor ve bu şekilde devam ediyor. Bu şuna benziyor. Matematik sınavına çalışıyorlar ama fen bilgisi sınavına giriyorlar. O yüzden çok yorgunlar ve uykusuzlar ama sonuç alamıyorlar. Dolayısıyla bizim bu referans noktasını gerçekten diyetlerden alıp kendimize getirmemiz gerekiyor. Bunu söylediğim zaman beslenme bilimi yok mu? İşte böyle bir şey yok mu? Nasıl yani her şeyi biz kendi içimizde mi çözeceğiz? Diyebilirsiniz. <laughs> Elbette ki beslenme bilimini kullanıyoruz. Yani bir gram karbonhidratın dört kalori olduğu konusunda <laughs> hani hepimiz fikiriz. Proteinlerin karnımızı tok tuttuğu, dip alımının kan şekeri regülasyonumuza destek olduğu bunların hepsi okey. Ama bu demek değildir ki e, sanki elimizdeki bütün muhakeme yeteneğini bir insana verip ne zaman ne kadar ne yiyeceğimiz konusunda sen karar ver dememiz için yeterli bir sebep değil bu. O yüzden beslenme bilimini elbette ki kullanıyoruz. Ama referans noktamızı bir şekilde kendimize getirmemiz gerekiyor ki sürekli olarak bir diyet listesine bağlı kalmadan hayatımızı geçirebilelim. O yüzden burada bedenimizin bilgeliğini anlamak çok önemli. Birçoğumuz burada ben hata yaparım diye korkuyor. Hata yapmazsınız. Ben dünyanın en iyi diyetisyeni olsam, siz dünyanın en iyi danışanı olsanız, sizin ne zaman acıktığınızı, ne zaman doyduğunuzu sizden daha iyi anlayabilecek bir insan evladı dünya üzerinde yok. Bir anne ve bebeğin arasındaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu düşünün. Yani gerçekten o doğurmuş kendi içerisinde insan üretmiş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir, o canlıyı ondan daha iyi tanıyabilecek birisi teknik olarak olması gerek diye düşünüyoruz ama bazen ne oluyor? Anne kendi endişesiyle çocuğu büyüsün diye zorla çocuğun o son lokmayı, o iki köfteyi yedirmeye gayret ediyor ve çocuk kusuyor, değil mi? Yani anne anne bilemiyor bunu o gün. Uygun olmuyor onun için demek ki gibi bir durum oluyor ve biz bunu kaybediyoruz. Aslında bizim bedenimiz bu bilgiye daha önceden dediğim gibi aslında sahipti. Burada tabii şunu da düşünmek lazım. Yemek yemek bir ihtiyaç mı yoksa bir davranış mı? Sizce yemek yemek bir davranış mı bir ihtiyaç mı? Aslında şöyle bir şey var. Tuvalete gitmek bir ihtiyaç, uyku uyumak bir ihtiyaç, yemek yemek bir ihtiyaç. Ee, ama aynı zamanda yemek yemek bir davranış. Mesela eğer Antepli bir ailedenseniz daha çok biber kullanmak isteyebilirsiniz. Daha çok et ürünlerini sevebilirsiniz. İşte daha Akdeniz bölgesinde büyüdüyseniz zeytinyağı ve mezelerle aranızın daha iyi olma ihtimali yüksek olabilir. Dolayısıyla böyle bir e, tutum da burada gelişiyor. Mesela e, bizim bu bütün ihtiyaçlarımızın çeşitli dereceleri aslında biz olduğunu biliyoruz. Yani hep beraber burada bir film izlesek, ben size diyebilirim ki ya benim çok uykum geliyor, artık uyusam iyi olur diyebilirim. Ya da bu bölüm bitsin de ben kalkayım evime gideyim, uyuyayım diyebilirim. Yani ihtiyaçlarımızın aslında belirli dereceleri var. Birer nokta gibi değiller. Beslenmenin karıştığı yer burası. Biz sadece karnımız acıktığı için yemek yemiyoruz. Bazı yiyeceklerin tadı çok güzel o yüzden yiyoruz. Bazen duygusal olarak kendimizi kötü hissediyoruz, bu yüzden yiyoruz. Evet. Ve aslında işin karıştığı yer burası. Öncelikle ihtiyaç kısmını burada konuşacağız. Diğer kısım da çok önemli elbette ki ama ihtiyaç kısmını anlamadan bu işin duygusal mı değil mi kısmını anlayabilmemiz çok uygun değil. Bu arada bu diyetlerle ilgili olan kısmı da konuşalım. Diyetler nasıl çalışıyor kısmını da konuşalım. Bir sürü popüler diyet var ve kafanız karışmış olabilir bu yüzden. Aslında burada bir miktar balık tutmayı öğretmek gerekiyor ki karşınıza çıkan yeni popüler diyete aslında heyecanlansanız bile uygulama noktasında kendinizi durdurabilin. Çünkü bir uzman olarak ben çok heyecanlanıyorum. Mesela birisi çıkıyor diyor ki şu diyet çok acayipmiş bunu yapıyorsunuz süper oluyor diyor. Çok heyecanlanıyorum bakıyorum. Hiç öyle bir şey değil akademik olarak ama ben bir danışan olsam ya da kilo vermeye yıllarca çalışan birisi olsam çok heyecanlanırdım. Zayıflama konusunda bütün diyetler kalori açığı mantığıyla aslında çalışır. Yani birisi size gelip şunu diyorsa ya pırıl diye bir diyetisyen var çok acayip öyle bir diyet yazıyor ki herkes takır takır zayıflıyor diyorsa pırıl diyetinin mucizesinden değildir. Pırıl diyeti yaparak kalori açığı yakaladığı için bu kişi aslında zayıflar. E, Ketojenik diyet yapıyorum, aralıklı açlık yapıyorum, 6'dan sonra yemek yemiyorum. Hepsi eğer ki sonunda kilo veriyorsanız eşittir kalori açığı mantığına dayanır. Tartıdaki rakamla kilomuz her zaman birbiriyle uyum göstermiyor. Bunu birbirinden ayırmamız lazım. Çünkü gerçekten siz bir önceki akşam oturup büyük bir tabak makarna yedikten sonra sabah tartıda bir buçuk kilo artı çıktığınızı görerek diyebilirsiniz ki makarna bir buçuk kilo aldırıyor. Ama hayır. Vücudumuz su tutmuş olabilir, daha tuzlu bir şey yemiş olabiliriz. Çünkü hiçbir besinin tek başına kilo aldırabilme gibi bir şansı yoktur. Kalori fazlalığı bize aslında kilo aldırır. Burada bu enerji dengesini konuşalım. Bir terazi gibi düşünebilirsiniz aynen beden ağırlığımızın denetimini. Burada aldığımız enerjiler var, burada harcadığımız enerjiler var. Aldığımız enerjileri makro besinlerden alıyoruz. Makro besin ne demek? Karbonhidratlar, proteinler ve yağlar demek. Bunlara neden makro besin deniyor gibi düşünebilirsiniz. Ben düşünmüştüm <laughs> neden makro besin deniyor diye. Vücudumuzda büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz için bu besin öğelerine bunlara makro besin deniyor. Ee, ve bunların enerji değerleri var, kalori değerleri var. Karbonhidrat, protein ve yağlar. Bir de mikrobesinler var. Mikro besinlerde tahmin edebileceğiniz üzere vitamin ve mineraller. Bunlara vücudumuza daha küçük miktarlarda aslında ihtiyaç duyuluyor ve bunların da enerji değerleri bizim için yok. Dolayısıyla biz terazinin burasına makro besinleri koyuyoruz. Bir de alkolün de enerji değeri var. Bir gramı yaklaşık olarak 7 kalori. Bir besin öğesi olarak sınıflandırmıyoruz alkolü çünkü vücudumuzda işlevi yok. Keşke olsaydı ama yok <laughs> sonuç olarak ama enerji dengemize bir katkı sağlıyor diyebilirim. Enerji harcamamızın en büyük parçasını bazal metabolizma hızı isimli bir parça oluşturuyor. Bazal metabolizma hızı demek aslında adından anlaşılabileceği gibi bir 24 saatte hayatta kalmak için vücudunuzda harcadığınız enerji demek. Bazal metabolizma hızı bazal fonksiyonlarınızın devamlılığı için harcadığınız enerji demek. Yani bir pazar günü L koltuğunuzda oturuyorsunuz, pırılın eventine gitmediniz, sadece nefes alıyorsunuz diyelim. orada hayatta kalabilmek için harcadığınız bir enerji var. Bunlar sizin boyunuza, yaşınıza, kilonuza ve cinsiyetinize göre değişkenlik gösteriyor. Pazar günü L koltuğunuzda otururken kumandaya doğru uzanırsanız bu bir fiziksel hareket oluyor. Ya da pırılın eventine gelirseniz eğer bu da bir fiziksel hareket oluyor. Spor yaparsanız bir dinle bir fiziksel hareket oluyor. Ve bazal metabolizma hızınız artı fiziksel aktivitelerde harcadığınız enerjinin toplamı size günlük enerji ihtiyacınızı veriyor zayıflayabilmeniz için bunun altına düşmeniz lazım. Örnek veriyorum 1500 bazal metabolizma hızınız, 500 kalori fiziksel aktivitelerde harcadınız, 2000 kalori günlük enerji ihtiyacınız oluyor. Bunun altına düştüğünüzde mesela 1800 kalorilik bir diyet yaptığınız zaman 200 kalorilik bir açık yakalamış oluyorsunuz. Bütün diyetler bu şekilde çalışıyor. Dolayısıyla karşınıza çıkan yeni bir popüler diyet geldiğinde gerçekten o diyetin kilo verdirme açısından diğerlerinden üstün olabilmesi için aynı kalori değerinde daha çok kilo verdiriyor olması gerekirdi. Ama literatüre baktığımız zaman maalesef böyle bir şey yok. Dolayısıyla hiçbir diyetin zayıflama anlamında birbirinden üstün olmadığını rahatlıkla bu noktada söyleyebiliriz. Sağlık yararını sorabilirsiniz. Ee, acaba hani ketojenik diyet daha iyi değil mi? Aralıklı açlık daha iyi değil mi gibi? Değil. <laughs> literatüre baktığınız zaman bu da değil. Aslında bu yıllar önce bulunmuş bir şey, Akdeniz tipi diyet, hemen hemen bütün kronik hastalıklara karşı e, kanıtlanmış şekilde en çok koruyan diyet olarak geçiyor. Akdeniz tipi diyet nedir diye sorabilirsiniz belki. Mevsiminde taze sebze meyvenin olduğu ve mümkünse lokal yerlerden aslında alınan, kırmızı etin daha az, beyaz etin daha fazla olduğu, ızgara fırın ya da haşlama metotlarıyla aslında pişirilen, e, kabuklu e, kuru yemişlere yer verilen, kavrulmamış hareketin olduğu, su içmenin olduğu, bir beslenme tipi, kuru baklagilin olduğu bir beslenme tipi diyebiliriz. Yani Türk beslenmesinin bir kısmı aslında buradan oluşuyor diyebiliriz. O yüzden Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Zaten birçok hastalığa karşı koruyucu bir diyet yıllar önce aslında bulundu. Bilim bu şekilde ilerlemiyor. Bir tane araştırma ile ilerlemiyor. Bir araştırma varmış şöyle olmuşla ilerlemiyor. Şöyle ilerliyor. Ben bir araştırma yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar bence süt siyah diyorum yaptığım araştırmaya göre. Süt siyah hanesinde bir tane artı yazılıyor gibi düşünün. Ve süt beyazdır diyen 50 tane araştırma varsa ve ben bir derleme araştırması yapıyorsam şöyle yazarım. Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman araştırmaların çoğunda sütün beyaz olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bir araştırmada parantez içinde benim adım <laughs> e, görülmüştür ki Siyah olabileceği de düşünülüyor gibi çok yuvarlak, yumuşak aslında kelimelerle yazılır. Böyle yazılır çünkü bunun kanıt düzeyi aslında bu seviyede. Ama biz günümüzde ne görüyoruz? Bunu yerseniz ölürsünüz, bunu yerseniz şişmanlarsınız, bunu yerseniz böyle olur gibi bir takım şeyler görüyoruz. Ve korkutarak aslında insanların bu şekilde kendi ilerlemelerini görmekteyiz. Burada önce ihtiyaç sonra davranış kısmını bir parça konuşalım demiştim. Bu bedenin bilgeliğini anlama kısmı da çoğunlukla bununla alakalı. Ve bizim birçoğumuzun e, diyetleri tercih etmesinin temel sebebi aslında demin anlattığım üzere ne zaman ne kadar ne yiyeceğimizi bilemiyor oluşumuz. Bu birazcık da kötü hissettiren bir şey. Hani 8-10 tane diyet sene gittikten sonra hala ben benim için yeterli miktar ne olduğunu bilmiyorsam e, bu sadece sizin ayıbınız değil bu arada bence. E, bununla ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor. O yüzden diyeti senin olmadan hayatına devam edemeyen bir grup insan da var. Ve hayatlarını diyette olduğu dönemler ve diyette olmadığı dönemler olarak ayıran da hatır sayılır miktarda insan var. Biz zayıflamaya karşı değiliz bu arada. Yani katı sınırlandırıcı diyetler yapılması insanların bedenleriyle olan bağlantıları kopartmaya başlıyor. Bunu düzenlemeye çalışıyoruz aslında diyebilirim. Popüler diyetlerde de benzer bir şey var. işte. İki tane manipülasyon yapılıyor. Ya makrobesin manipülasyonu ya da zaman manipülasyonu aslında yapılıyor e, genel olarak. E, burada mesela makrobesin manipülasyonu yapıldığı zaman şöyle düşünebilirsiniz. Mesela ketojenik diyet. Demin anlattığım gibi makrobesinlerin enerji değerleri var. Diyelim ki şöyle bir beslenme takip ediyorsunuz. 500 kalori karbonhidratlardan, 500 kalori proteinlerden, 500 kalori de yağlardan alıyorsunuz diyelim. Normalde ketojenik diyet uygulamasında şöyle bir şey olması lazım. Bu 500 gramlık karbonhidratın yaklaşık olarak 400 kalorisini kısmanız lazım. Ve bu 400 kaloriyi alıp yağ eklemeniz lazım. Ama şöyle yapıyorlar. 400 kalori kısıyorlar, yağ 200 kalori ekliyorlar. Böylelikle siz 300 kalorilik açık yakaladığınız için ketojenik diyet yaparak daha çok zayıfladığınızı düşünseniz de ketojenik diyet yaparak kalori açığı yakaladığınız için aslında zayıflamış oluyorsunuz. Burada kalorileri denkleştirdiğiniz takdirde hiçbir şekilde birbirinden üstünlüğü olmadığı uzun dönemde, uzun dönemde kasım 8 hafta ve fazla hiçbir farkı yok. Zaman manipülasyonunda ne oluyor? Zaman manipülasyonunda diyelim ki ben bir araştırma yapıyorum. Bir grubu 3'e bölüyorum. Birinci grubu 3 grubu 1500 kaloriyle besliyorum. Birinci grubu 750-750 besliyorum. İkinci grubu 500-500-500 besliyorum. Üçüncü grubu da 300, 300, 300, 300, 300 besliyorum. Yani üç grubu 1500 kalorileri besliyorum ama bir tanesi 2 öğün, bir tanesi 3 öğün, bir tanesi 5 öğün. Üç grup aynı miktarda zayıflıyor. Yani aslında öğün sayısı bizim için hiçbir fark yaratmıyor. O yüzden aralıklı açlık daha çok kilo verdiriyor. İşte ara öğün kilo aldırıyor. Böyle bir şey söz konusu aslında değil. Ama ne oluyor? Aslında zaman sınırlandırıcı diyetler deniyor buna. Zamanı sınırlandırdığınız zaman, yani 12 ile 6 arasında diyet ya yani beslenme yapacağınız zaman gözlemliyoruz ki biz laboratuvarda deney yapmıyorsak eğer dışarıda deneyler yani günlük hayatta gözlemliyorsak insanlar 1500 değil 1400 kalori alıyorlar. 1300 kalori alıyorlar. 1200 kalori alıyorlar. Dolayısıyla da aslında aralıklı açlık yöntemini takip ettikleri için değil fark etmeden daha az kalori almaya meyilli oldukları için böyle oluyor. Ben bir diyetisyen olarak bana deseler ki pırıl aralıklı açlık yap. Ben tam muntazam bir şekilde 750-750 kalorimi ayarlarım ve hiçbir fark aslında ortada olmaz. Dolayısıyla daha çok zayıflattığını iddia eden durumlarda da böyle şeyler olduğunu biz gözlemliyoruz. Ama bunun dışında hiçbir diyet yönteminin birbirinden farkı olmadığını zayıflama anlamında ve sağlık anlamında rahatlıkla aslında söyleyebiliriz. Bizim diyet yapmamızın temelinde üç tane temel aslında soru var. Ne zaman, ne kadar ve ne yiyeceğinize dair olan sorular. Bir de bunların yanında karnımızı doyurmak için değil, tadı güzel olduğu için tükettiğimizde bir takım besinler var. Öncelikle ne zaman ve ne kadar yiyeceğiz sorusuyla başlayalım. Bu ne zaman ve ne kadar sorusuna çok net bir şekilde şöyle cevap verebiliriz. Karnınız acıktığı zaman yemek yemeye başlamanız gerekiyor. Doyduğunuz zaman yemek yemeyi sonlandırmanız gerekiyor. Sezgisel yemenin de bu kadar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama değil. <laughs> Peki pırıl acıkmak ne demek diye sorabilirsiniz Çünkü demin anlattığım gibi bizim bütün ihtiyaçlarımızın aslında belirli dereceleri var Ve bu belirli dereceler arasında bu duygusal ihtiyaçlarımız için de geçerli fiziksel ihtiyaçlarımız için de geçerli Belirli noktalar var Mesela ben çok olumsuz bir olay yaşadığımda hemen eşimi arıyorum ya da babamı arıyorum Diyorum ki çok kötü bir şey oldu diyorum Akut bir şekilde hemen çok yoğun bir desteğe çünkü ihtiyaç duyuyorum bu noktada daha az kötü bir şey olduğu zaman mesaj atıyorum. Ya ne oldu biliyor musun diyorum. Ya da daha da az kötü bir şey olduğunda işim bittikten sonra ya bugün ne oldu biliyor musun gibi böyle sohbet eder gibi anlatıyorum. Aslında üçünde de desteklenmeye ihtiyacım var ama farklı seviyelerde. Birisi akut ve çok fazla, diğeri daha orta seviyede gibi düşünebiliriz. Mesela duygusal ihtiyaçlarımızın da desteklenme ihtiyacımızın da dereceleri var bu yüzden. Ee, bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Diyelim ki karnınız ağrıyor. Doktora gittiniz. Dediniz ki doktor karnım ağrıyor. Size sordu ne kadar karnınız ağrıyor diye. Size dediniz ki çok ağrıyor. Çok çok göreceli bir kavram değil mi? Yani çok tanımlayamayız Ama doktor size dese ki 10 üzerinden kaç ağrınız var? Dersiniz ki 9 ağrım var. Okey der. O zaman size bir insanın alabileceği en yüksek dozdaki ağrı kesiciyi size vereyim der. Bundan bir saat sonra tekrar hemşire ya da doktor sorar. Şimdi ağrınız kaç oldu diye sorar. Der ki şu an 6 oldu tamam der takip edelim eğer ihtiyaç duyarsanız belirli bir saatten sonra tekrardan bir doz daha yapalım denir. Aslında açlık ve tokluk ve bütün ihtiyaçlarımız da böyle bizim ihtiyaçlarımızın dereceleri var ee, ve bu derecelerde aslında bizim e, ihtiyacımızın ne kadar olduğunu belirliyor. Biz acıkınca yemek yemek doyunca yemek yemeyi durdurmak istiyoruz. Şimdi hep beraber bir çalışma yapalım gözünüzün önüne bir skala getirin. Sıfırla on arasında bir skala düşünün. Bu skalada 0 ile 2 arasında açsınız ama bu açlık nasıl biliyor musunuz? Eliniz ayağınız titriyor, mideniz bulanıyor. Yani fizyolojik bir açlık bu. Burada hissettiğiniz fiziksel semptomlar bir başkasıyla ortak olabilir, tamamen farklı olabilir. Mesela benim açlık seviyem 0 2'lere düştüğü zaman benim midem bulanır, soğuk soğuk terlemeye başlarım, başım ağrır. Sizde böyle şeyler e, olmayabilir. 0 2 aşırı açlık. Yani elim ayağımı titriyor, midem bulanıyor, düşük bayılacağım açlığı. 9 10 fiziksel olarak rahatsızlık verecek kadar tokluk. Yani buramdayım, düğmemi açmak istiyorum. İşte istifra etmek istiyorum artık noktasında. 5 nötr. Ne açsınız ne toksunuz. 0 2 aşırı aç. Düşmek istemiyoruz. 9 10 aşırı tok. Çıkmak istemiyoruz. 5 nötr. 3 4 ideal açlık. 7 8 de ideal tokluk olarak düşünün. Acıkmak demek 3 4 olmak demek, değil mi? Doymak demek de 7 8 olmak. Biz 3 4 olduğunuzda yemek yemeye başlayın istiyoruz. Dolayısıyla ne zaman yemek yiyelim? 3 4 olunca. Ne kadar yemek yiyelim diye sorarsanız da doyunca. Doymak ne demek? 7 8 olmak. Şimdi bu referans noktasını ben diyetten alıp size getirdiğim için siz de hayatınız boyunca kendinizle yaşayacağınız için hayat boyu çok mu yedim diye sorarsanız kendinize, ay ben çok mu yedim acaba? Bu dilim pizza çok mu oldu diye sorarsanız 9 10 olmadıysanız çok yememişsinizdir. Eğer ki derseniz ki e, yani bir saat ne zaman yesem ki şimdi mi yesem diye soruyorsanız acıktıysanız yani 3-4 olduysanız yemek yemeye aslında başlayabilirsiniz. Tabii ki sadece bu kadar değil. Bunu söylediğim zaman insanların yüzünde şöyle bir ifade oluyor. Oho ben doyana kadar ben 5 tane kazandı bir yerim o zaman diyebiliyor. Elbette ki başta da söylediğim gibi beslenme bir bilim. O bilimin bize sunduğu birçok şey var. Sezgisel yemeği de yaratanlar iki tane diyetisyen. Onların da beslenmeyle ilgili Sezgisel yemin ilerleyen yerlerinde söyledikleri birçok şey var. Ama tabii ki bu böyle çok hype olduğu için aklınıza sadece bu gelmiş aslında bizim için olabilir. Çok ideal bir dünyada yaşamadığımız için her acıktığınız zaman yemek yemeye başlayamayabilirsiniz. Mesela diyelim ki biz buradan çıkışta şişhanede çok güzel bir pizzacı var belki bilirsiniz. Oradan yeni bir pizzası çıkmış hep beraber dedik ki arkadaşlar toplanıyoruz zaten herkes de acıkmış oraya pizza yemeye gideceğiz dedik. Ee, ve farklı yerlerden oraya geliyoruz Evlerimizden oraya geliyoruz gibi düşünün Mesela diyelim ki ben aracımdayım Açtığıma baktım 3-4 gibi Kendi kendime dedim ki süper navigasyon 5 dakika gösteriyor 5 dakikada park etsem Arkadaşlarımla buluşacağım 3 ten 7-8 oluncaya kadar yemek yiyeceğim dedim Ama yok trafik tıkandı Önümde bir şey oldu Ki İstanbul'da biliyorsunuz bu çok olası olan bir durum Şimdi ben komut alır gibi her 3-4 olduğumda 7-8 oluncaya kadar yemek yersem ne olur? Mesela oradaki benzinciden ya da işte ne bileyim marketten bir sandviç ayran aldım. 3 4ten 7-8 seviyesine geldim. Ama o zaman sizlerle buluştuğum zaman pizzayı da yemek istiyorum. Pizzayı yersem ne olacağım? 9-10 olacağım. Aşırı yemiş olacağım. Yemezsem ne olacak? Açlığım giderek aşağılara düş, ikilere düşmeye başlayacak. Pizzacıya gelince hemen önden ekmek ve zeytinyağını yiyeceğim. Bir pizza yiyeceksem muhtemelen iki pizza yiyeceğim ve 9-10 olacağım ne yapmamız lazım? Ara öğün yapmamız lazım. Ara öğünün tek amacı aslında açlığımızı yönetmek bu anlamda bakıldığı zaman. Mesela ben orada baktım navigasyon artık 25-30 dakikayı gösteriyor. Orada bakkal abiden rica ettim bana bir ayran ve badem aldım oradan. 3-4 olan açlığım 4-5'e getirdim. Bir parça yedim ama tam doyurmuyorum karnımı ki sizinle buluşunca pizza yiyeceğim çünkü. Dolayısıyla 5 seviyesinde sakince pizzacıya vardım. 5'ten 7-8 oluncaya kadar yedim. Ve muhtemelen ayran, badem ve 5'ten 7-8 oluncaya kadar yediğim pizzanın toplam enerjisi iki pizzadan ve zeytinyağı, ekmek vesaireden daha çok aslında daha az olacaktır. Hem sizinle pizza yemiş tatmin olmuş olacağım, hem aşırı yememiş olacağım ve dünya çok güzel bir yer olacak. O yüzden acıkınca yiyip doyunca durmamız gerekiyor. Bunu anlamak için ne yapabilirsiniz? Bakın size sordum bir saniyede cevap verdiniz. 2-3 saatte bir açlığınızı çek edebilirsiniz. Böylelikle aşağıları ikilere düşmeden yakalayabilme şansınız aslında olabilir. Ne zaman yiyeceksiniz? Acıkınca acıkmak ne demek? 3-4 olmanız demek. Ne kadar yiyeceksiniz? Doyunca doymak ne demek? 7-8 olmanız demek. Peki ne yiyeceksiniz? Buraya gelin. Ne yiyeceksiniz kısmını aslında dünyada birçok otör kurum bir tabak modeliyle anlatıyor. Diyor ki gözünüzün önüne bir tabak getirin. Tabağınızı proporsiyon olarak ortadan ikiye bölün ama proporsiyon olarak tam yarısı 5 kaşık 6 kaşık olmasına gerek yok. Yaklaşık olarak yarısını bir posa kaynağı olarak düşünün. Bu sebze olabilir, sal salata olabilir, evde ölmeye yakın mantarlarınız vardır, sotelersiniz o olabilir. Her şey olur yeter ki posa olsun. Buraya niye posa koyuyoruz? Önce neden koymadığımızı anlatarak başlayayım. Posalı şeylerin yani salatanın sebzenin kalorisi düşük hacmi az. Yiyeyim de tıkanalım diye yapmıyoruz. Doymak ve tıkanmak çünkü farklı kavramlar aslında bizim için. Mesela bir tepsi brokoli fırınlarsınız, 100 kaloridir yersiniz, tıkanırsınız. Ama sonra bir saat sonra tekrardan acıkırsınız ve kızarsınız kendinize. Daha yeni yemek yedin, niye acıkıyorsun diye. Demin açtık ve tokluğunuzu sorduğumda da belki aralarınızdan bazıları şöyle bir şey geçilmiş olabilir kafasından. Yani 9'da kahvaltı yaptığıma göre ya da sabah bir kruvasan yediğime göre herhalde 6'yımdır demiş olabilir. Ama açlık ve tokluğu biz ne yediğinize göre değil, o andaki hissiyatınıza göre e, yapıyoruz. Burada da benzer bir şey var. Bizim buraya salata sebze koymamızın sebebi aslında yediğimiz yiyeceklerin hacmi çok önemli bu arada. Kesinlikle katılıyorum buna. Yani volumetrik olması tokluğa etkileyen çok önemli olan bir faktör ama bir tane faktör. Öyle olsaydı su içerek zayıflamamız gerekiyordu. Hacmi çok, değil mi yani? Kalorisi de yok. Süper tıkardı bizi. Ama öyle olmuyor. Biz üç sebepten koyuyoruz salata sebzeyi. Vitamin, mineral alın diye, ee, sindirim hareketleriniz iyi çalışsın diye. Üçüncüsü de kan şekeri regulasyonunuz iyi olsun diye. İlk ikisini tahmin ediyorsunuzdur, üçüncüsünü edemeyebilirsiniz belki. Bunu şöyle düşünün. Beyaz bir dilim ekmekle tahıllı bir dilim ekmeğin kalorisi aynıdır. Ama tahıllı bir dilim ekmeğin içerisinde çok yüksek oranda lif vardır. Ve biz geviş getiren bir canlı olmadığımız için lifi tam olarak sindiremeyiz. O besinin içinden besini çok daha yavaş yavaş şekeriz. Dolayısıyla kan şekerimiz yavaş yavaş yükselir ve yavaş yavaş düşer. Ve arada kalan zamanda kendinizi uzun bir süre tok hissedersiniz. Bunu bilimsel olarak biz glisemik indeks ya da glisemik yük kavramlarıyla aslında açıklıyoruz. Şimdi yediğiniz şey, yemeği beyaz bir dilim ekmek gibi düşünün. Siz bunun yanına salata sebze koyduğunuz zaman o beyaz bir dilim ekmeğe lif eklemiş oluyorsunuz aslında. Dolayısıyla yemeğin toplamdaki glisemik indeksini düşürmüş oluyorsunuz. O yüzden bir parça sebze koymakta fayda var. Çok üşendiniz iki dal roka, iki tane domates de koyabilirsiniz. Yeter ki posa olsun. Geri kalan dörtte birini bir protein kaynağı olarak düşünün. Bu et olabilir, tavuk olabilir, balık olabilir, yumurta olabilir, ayran olabilir, peynir olabilir, kuru baklagil olabilir. Hepsi olabilir. Geri kalan dörtte birinde de açtığınıza göre karbonhidrat ekleyin. Ekmek, pilav, makarna, meyve, çorba bunları düşünün. Böyle beslenmemiz gerekiyor. Bugüne kadar eğer diyet yaptıysanız şöyle bir diyetleri gözden geçirin. Bol yeşillikli salata, 100 gram et tavuk balık, 1 iki dilim ekmek farkındaysanız tabak modelinin proporsiyonuna çok yakın olan şeyler. Bir tane beslenme bilimi var çünkü. Yani dolayısıyla hani Zeynep'cim elma yazar, ben papaya yazarım. Ama bir porsiyonu yaklaşık olarak 12 gram karbonhidrat içeren, 70 kalori olan bir üründür bir çoğumuz şey için gibi. bir sonuç aslında bunun sonucunda bizim için çıkıyor. Şimdi bu söylediğim şeyler acıkınca yiyelim, doyunca duralım ve tabak modelini söyledim. Kendinize üç tane şeyi çek edebilirsiniz duygusal bir şeyden şüphelenmeden önce. Şimdi duygusal kısmı anlatacağım çünkü birazdan. Üç tane şeyi çek edin. Birincisi uzamış açlık yaşamamalısınız. Eğer kendinize diyorsanız ki ya içimde bir canavar var, bir kara delik var, yedikçe yiyesim geliyor, tatlı yiyorum, tuzlu yiyorum, tatlı yiyorum, tuzlu yiyorum, durduramıyorum diyorsanız ben de kesin böyle duygusal bir problem var demeden hemen önce üç tane şeyi çek ediyorsunuz. Bir, uzamış açlık yaşamamak. Yani ne demek uzamış açlık yaşamamak? Açlığınızı ikilere düşürmüyorsunuz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Gün içerisinde birkaç kez kendinizi çek edebilirsiniz. İkincisi tabak modeline göre beslenmek. Yani biraz protein, biraz sebze, açlığımıza göre karbonhidrat. Neden böyle? Issız bir adaya düştüğümüzü düşünün. Hep beraber. Elimize bir makarna, bolca, bolca makarna verdiler. Ne yaparız? Makarnayı haşlarız, böleriz yüze ve afiyetle yeriz. En çok kim yiyecek diye yarışmadığımızı varsayıyorum. Doyduğumuz yerde yani 7-8 olunca durduğumuzu varsayıyorum. Bize kıyma ve makarna verirlerse ne olur ve bir doyduğumuz yerde duracaksak otomatik olarak kıyma miktarı artar, makarna miktarı azalır. Kıymalı makarna ve salata verirlerse ne olur? Yine doyduğumuz yerde duracaksak miktarlar optimize olur. Kıymalı makarna, salata ve yoğurt verirlerse ne olur? Miktarlar daha da optimize olur. Aslında bizim karnımızı doyuran sade makarnanın kalorisiyle kıymalı makarna, salata ve yoğurdun kalorisi 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama biz dördüncü tabağı yediğimiz zaman çok daha uzun bir süre tok kalıyoruz. Bu da bizim 24 saatte aldığımız toplam enerjiyi düşürüyor. Bu da bizim kalori açığı yakalayıp zayıflayabilmemizi sağlıyor. O yüzden makarna kilo aldırıyor ya da ben çok karbonhidrat yiyorum, durduramıyorum kendim diyorsanız... Einstein'lık bir fikir olan, aa makarna yemeyin o zaman demenin ötesinde de bir şeyler söylemek istiyorsanız, bir şeyi çok yiyorsanız bir şeyi az yiyorsunuzdur. Demek ki protein ve posayı az yiyorsunuz, proteini ve posayı arttırın dememiz lazım. Böylelikle sınırlandırmadan aslında bir çözüm bulmuş bu noktada oluruz. O yüzden acıkınca yemek yemeye başlayıp doyunca bırakıp olabildiğince tabak modeline göre besleniyoruz. Ne dedik? Üç tane şeyi çekedelim dedik. Birincisi uzamış açlık yaşamadık yani açlığımızı ikilere düşürmedik. İkincisi tabak modeline göre beslendik. Üçüncüsü doyana kadar yedik. Masadan eğer doymadan kalkarsanız mesela 3-4 seviyesinde oturdum tavuk salatı pilavımı yedim. 6 seviyesindeyim kalktım. Karnım tam olarak doymadığı için yani 7-8 olmadığım için ne oluyor? aranmaya başlıyorum. İki tane badem mi atsam, üç tane fındık mı atsam diyorum. Ve diyorum ki bak işte yine iradesizsin tutamadın kendimi diyorum. Bu şuna benziyor aynı. Şu kadar bir idrar çıkışınız var. Gittiniz bu kadarını yaptınız bu kadarı kaldı. Ne düşünürsünüz? Tuvalete gitmeyi düşünürsünüz. Dersiniz ki yakın tuvalete mi gitsem, uzak tuvalete mi gitsem, tuvalette tuvalet kağıdımı var? Bunu düşünüyorsunuz değil mi? İşte karnınız aç kaldığında hep ne düşünüyorsunuz diyetteyken? Çikolata mı yesem, bir saat sonra ara öğün mü yapsam, bu da 100 kaloriymiş, içinde 5 gram protein varmış. Zaten takip ettiğim influencer arkadaşım Ayşe de bunu yiyor kesin iyidir Pırıl da bunu öneriyor. Sürekli zihninizde bununla ilgili bilgiler olur çünkü o ihtiyacınız karşılanmamıştır. Yani uyuyamadığınızı düşünün sürekli ne dersiniz ah bir eve gitsem de uyusam dersiniz böyle hocayı ya da işte iş yerinde birisini dinlerken gözleriniz kapanmaya başlar. İhtiyaçlarımızın karşılanması gerekir ve yemek yemek çok temel bir ihtiyaç karnınızı doyurmanız gerekiyor. Yani siz çok uykunuz olduğu zaman şey diyebiliyor musunuz mesela gideyim de biraz tuvaletimi yapayım da uykum açılsın. Böyle bir şey olmuyor değil mi? Dolayısıyla karnınız aç olduğu zaman hani diyorlar ya ah spor yapın. <laughs> karnınız mı acıktı su için falan diyorlar ya. Yani bunlar hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sizin çok temel bir ihtiyacınız var ve bu karşılanmıyor aslında. O yüzden uzamış açlık yaşamamak yani sadece açlık tokluğa bakmak değil. Acıkınca yemek, doyunca durmak, tabak modeline göre beslenmek ve bu üç tane şeyi takip etmek. Uzamış açlık yaşamamak, tabak modeli ve doyana kadar yemek. Bu noktada tabii şunu da konuşalım. Biz sadece karnımızı doyurmak için yemek yemiyoruz değil mi? Bazı yiyecekler var. Tadı çok güzel. Ve dünya nimeti yani genciz güzeliz tabii ki yiyeceğiz gibi bir durumumuz var. Peki ne yapacağız bu noktada? Karnımızı doyurmak ve tatmin olmak birbirinden farklı iki konu. Biz bir yemekten ne kadar çok yersek o kadar aslında tokluk seviyemiz artar. Hatta böyle artı sonsuza gider, çatlayacak gibi oluruz böyle. Yedikçe yiye yani yedikçe tokluk seviyemiz artar. Şey gibi düşünün, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 böyle gidiyor. Ama tatmin duygusu öyle değil. Tatmin noktasının bir doruk noktası var. Ancak biz o noktada o kadar iyi hissediyoruz ki kendimizi. Her ne yapıyorsak tekrarlamak istiyoruz gibi düşünün. Bir çikolata yedik çok güzel, biraz daha yemek istiyoruz. Ya da şöyle düşünüyoruz, ya ben bunu yedim çok güzel, biraz daha yersem biraz daha iyi hissederim diye düşünüyoruz ama maalesef böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü hazm bir doruk noktası var dediğim gibi. Hazm bir doruk noktası varsa ve biz bu besleyiciliği daha az olan yiyecekleri, çikolata gibi vesaire gibi olan şeyleri sadece tadı güzel olduğu için yiyorsak. O zaman bunlardan tüketimimiz yani kendimizi iyi hissettiğimiz noktada durmamız çok mantıklı olur. Çünkü zaten ötesinde yediğinizde daha çok keyif almıyorsunuz. Yani bir tablet çikolatanın yarısını yediniz maksimum bir hazı aldınız. Biraz daha yediğiniz zaman, geri kalanı yediğiniz zaman bir haz almıyorsunuz. E karnınız da doymuyor. O zaman niye yiyoruz? Yemeyelim. Buradaki problem ne? Onun doruk noktası olduğunu anlamamamız. Çünkü neden? Ensemizde sürekli bir şey var. Çok yiyorsun, bitter yemeliydin, 500 kalori, bak Ayşe hiç yemediğini söyledi. Onlar 21 gün şekersiz yapıyor, sen yine çikolata yedin, şişmanlayacaksın diyen bir bilgi olduğu için sizin de zihniniz bir durasel pili gibi düşünün oraya gittiği için hızlıca o yemeği bitirmek istiyorsunuz. Hatta birçok danışanın en büyük problemi ne biliyor musunuz? Belki sizlerde de vardır. Bir çikolata aldığını bunu iyice bir bitireyim de diyor. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Tekrardan yemek yemeye izin vermek çok zor. Ne kadar yiyeceğinizi de bilemiyorsunuz. <laughs> o yüzden <laughs> böyle bir durumla. İşte onun için ne olması lazım biliyor musunuz? Birincisi karnınızın tok olması lazım. Çünkü neden? Besleyiciliği olmayan bir yiyecek var orada. Ne demek besleyiciliği olmayan? İçinde protein yok, lif yok. Yani tok tutacak hiçbir şey yok. E, tadını çok seviyorsunuz. Karnınız da aç. O zaman sizin ondan bir tane yiyip durmanız insani olarak mümkün değil. Peki ne yapacaksınız? Karnınız tokken yiyeceksiniz o yüzden. Şimdi biz tok olduğumuzu anlayamıyoruz ki tokken yiyelim. Aç olduğumuzu anlayamıyoruz ki açken yemeyelim. O yüzden önce açlığımızı alacağız, tokluğumuzu alacağız, tabak modeline göre besleneceğiz. En son... Sonra ne yapacağız? Besleyiciliği olmayan yiyecekleri karnımız tokken yemeye karar vereceğiz. Mesela şöyle düşünün. İş yerinden çıktınız. Yürüyorsunuz. En sevdiğiniz pastaneden vermişler kurabiyeleri çıkartmışlar. Buram buram kokuyor. İçinizden bir ses dedi ki. Abi pırıl dedi ki ye. Yani hani yiyebilirsin. <laughs> bu kız da bu kadar okumuş herhalde bir bildiği vardır diye düşünüyorsunuz. Step 1. Önce açtığınızı puanlıyorsunuz. Açmayayım tokmayayım. Karnım açlık seviyesi 3-4 gibiyken ki bu diyetlerde de yapılır. Asla okulda öğretilen bir şey değil bu arada bu. Canınız çikolata istiyorsa haftanın bir iki günü ara öğün yerine çikolata yiyin denir. Çok mantıklı bakın zayıflamak için muazzam mantıklı. Çünkü teknik olarak onun kalorisi yerine onu koyuyorsunuz. Mesela ben size elma, badem ve süt minnoş bir diyetisyen ara öğünü verdim. Siz de akıllı bir insan olduğunuz için gittiniz bunun kalorisini hesapladınız. Zaten kalori açığı yakalayarak zayıflayacağınızı da biliyorsunuz. Dediniz ki ben bunu yemeyeyim. Bunun yerine 250 kalorilik bir kurabiye yiyeyim dediniz. Süper mantıklı. Tek problemle Sizin o minnoş diyetisyen arayından aldığınız tokluğu kurabiyeden almak için 5 tane yemeniz gerekiyor. <laughs> yani 1250 kalori almanız gerekiyor. İşte siz de şöyle yapıyorsunuz. Ya ye işte 250'yi de dur diyorsunuz. E açsınız. İçinde besleyici hiçbir şey yok. Hani böyle şeyler derler ya. 3 tane hamburger menü üzerine 4 tane milkshake şey işte yuh 15 bin kalori. Nasıl olabiliyor? Oluyor. Çünkü tok tutacak hiçbir şey yok. Ya bir paket chips 1500 kalori diyelim. Ya ben yerim bilmiyorum sizi. Ya biraz midem buladır ama mesela yolda gidiyoruz başka hiç yemek yok. Bir tek cips var karnımda aç yerim yani. Ve sonra şuna şaşırıyoruz ya 1500 kalori biz günde alıyorduk nasıl oldu böyle bir şey. Çünkü içinde besleyici olan hiçbir şey yok. O yüzden tek bir prensibimiz var yasak değil bu. Canınız çikolata mı çekti yolda yürürken iş yerinden çıkarttılar kurabiyeleri puanladınız 3-4 gibisiniz. ...içeriye giriyorsunuz. Bir tane alıyorsunuz. Evdeki bireylerde birer tane Aşırı güzel koktu. Bir lokma da tadına bakın. Bir şey olarak. Önce evinize gidin. Ya dışarıda yemek yiyeceksiniz dışarıda. 3-4'den 7-8 oluncaya kadar karnınızı doyurun. Tabak modeline göre. Ondan sonra eğer hala yemek istiyorsanız kendinize bir porsiyon belirleyin ve afiyetle onu yemeye çalışın. Ee, çoğu zaman Göreceksiniz ki unutacaksınız bir yerden sonra öyle bir yemeğin oldu. Çünkü İnsanın karnı açken canı o yiyecekleri aslında daha çok istiyor. Şimdi bu kısma geldikten sonra bir miktar belirleyin ve bunu yiyin dedim. Orada da yediğiniz miktardan aldığınız hazza anlamanız gerekiyor. Bunun için de yeme farkındalığını aslında biz geliştirmeye çalışıyoruz ki 10 Mart'taki şeyimizde buluşmamızda aslında bunu birlikte deneyimlemiş olacağız. Çünkü biz açlık tokluğu anlıyoruz ama haz noktasını tam olarak anlayamayabiliyoruz. biliyoruz. burada da bunu konuşacağız. Bu haz ve doymayla alakalı, daha doğrusu doyma ve tatminle alakalı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Birçok kişi şunu söylüyor, ya Pırıl sen böyle diyorsun ama ben bir gün bir tablet çikolatayı açtım, yemeğe de başladım. Yani Allah seni inandırsın, son lokmasına kadar öyle bir haz aldım ki, yani hiç öyle benim Tatmim noktam olmadı diyebiliyor. Bunun sebebi ne olabilir diye sorarsanız eğer, karnınız açken yediyseniz eğer, ihtiyacınızın karşılanmasından dolayı rahatlama hissi geliyor, iyi hissediyoruz. Yani şey gibi düşünün, çok fazla tuvaletinizi tuttuğunuzu düşünün. Yaptığınız zaman oh dersiniz, ilk tuvalet var, iyi ki tuvaletimi yapabiliyorum. Muazzam bir rahatlama gelir. Aslında orada da muhtemelen karnınız aç olduğu için doydukça kendinizi daha iyi hissetmenizden kaynaklanan bir durum var. Evet. Duygusal yemeden bir parça bahsedelim bu noktada. Aslında duygusal yeme en son noktaya getirmemiz sebebi de buydu. Duygusal yemenin ne olduğunu anlayabilmeniz için fiziksel açlık ve tokluğunuzu anlayabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü duygusal yeme dediğimiz şey fiziksel olarak aç olmadığınızda. Yani ne demek bu? 3, 4, 5, 6 olmadığınızda. Rahatsız edici bir duyguyla karşı karşıya kaldığınızda. Bu ne demek? İlla böyle kavga ettim, strese girdim falan gibi bir şey yok. Otobüs bekliyorum, sıkıldım. Mesela bu da bir duygusal bir yemenin sebebi olabilir. Yemeği ya da yemek yemeyi kullanmak demek. Ee, şimdi biz açlık ve tokluğumuzu anlayamadığımız için her oturup bir tablet çikolata yediğimizde bunun duygusal yeme olduğunu düşünüyoruz. Ama e, danışanlarımla özellikle, çalış, özellikle çalıştığım zaman ben bunu çok net deneyimliyorum. 10 tane zannettikleri duygusal yemenin 2 tanesi duygusal yeme oluyor aslında. Duygusal yemeği çözerken de adı üzerinde duygusal yeme yani yemenin kaynağı duygusal olduğu için biz bu noktada öncelikle açlık tokluğu anlatmaya, karnımızı doyurmaya çalışıyoruz ve daha sonra orada hissettiğimiz duyguları tanımlamaya çalışıyoruz. Çünkü her bir duygu ve her bir duygunun ihtiyacı var. Mesela üzgünüm, desteklenmeye ihtiyacım var diyebiliriz ama kimi insanda üzgün olduğunda yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir. O yüzden benim için çalışan bir yöntem sizin için çalışabilir ya da hiç çalışmayabilir. Ben kendimi kötü hissettiğim zaman amuda kalkıyorumdur. Siz de onu da kalkmaktan hiç hoşlanmıyorsunuzdur. Ben temizlik yapmaya bayılırım strese girdiğim zaman. Arkadaşım nefret eder temizlik yapmaktan. Ama ikimizin de ortak sebepleri, yani çözüm noktaları olabilir. Ya da bu noktada şöyle bir şey var aslında. Ee, mesela koşmak bana çok iyi gelir. Ama diyelim ki gece saat 3. Yorgunum yani hani. Yani koşamam yani. O zaman benim duygusal yemem için ...duygusal yememem için birden fazla aslında çözüme ihtiyacım var. Bunu deneyerek e, aslında bulabiliriz. E, sizin için çalışan yöntemlerin ne olduğuna bakarak. Ama dediğim gibi zaten bu açıdan baktığınız zaman... ...duygusal yeme zannettiğiniz birçok şeyin... ...aslında duygusal yeme olmadığını da rahatlıkla e, gözlemleyebileceksiniz. Mesela diyelim ki eve geldiniz, karnınız inanılmaz derecede tok. Oturdunuz, üç tane salatalık yediniz diyelim. Mesela bu bir duygusal yeme eğer rahatsız edici bir duygunuzla eşlik ediyorsa. Ama diyelim ki inanılmaz derecede açsınız, en yakın arkadaşınızla kavga etmişsiniz, çok sinirlisiniz, pizza sipariş ettiniz, yediniz ve kendinizi çok kötü hissettiniz sonra. Bu bir duygusal yeme değil. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Ya pırıp kötü hissediyorum kendimi pizza yediğim için. Nasıl duygusal yeme değil diyebilirsiniz. Çünkü karnınız açtı. Kötü hissetmenizin sebebi pizza ile olan ilişkiniz. Demek ki pizza sizin için sadece iyi ya da kötü zamanlarda yenilen bir yiyecek. Aynen regle olunca çikolata yemeye izin verdiğimiz gibi Normalde yemezdim ama çok sinirliydim. Onu oraya denk getiriyoruz aslında. O yüzden ne yapmamız lazım? Önce açlığımızı anlayacağız. Ondan sonra karnımızı daha dengeli bir tabakla doyuracağız. Doyana kadar yiyeceğiz. Canımız besleyici olmayan şeyler çekiyorsa eğer bunları yasaklamayacağız. Çünkü yasaklamak çare değil. Karnımız tokken bu yiyecekleri yemeye izin vereceğiz. Burada konuşmadığımız 10 Mart'ta deneyimleyeceğimiz şey de keyif aldığımız noktaya kadar bu yiyecekleri aslında yiyeceğiz diyebilirim. Aslında kısaca çözüm noktalarımız da aşağı yukarı böyle diyebilirim.